Yeni bir vlogdan hepinize selam. Karşınızda aşırı derecede yorgun bir Özge var. Gerçekten artık koşuşturmak mı desek, ne desek bilmiyorum. 2 gün sonra anahtarları alıyoruz. Bir önceki vlogun sonunda dediğim gibi parası yattı. Son onun koşuşturmaları. Ayrıca cuma günü işte 2 gün sonra. Cuma günü ben İstanbul'a gidecektim. Demet'in bekarlığa veda partisi için. Ama yoğun kar yağışından dolayısıyla bilmiyorum gidebilecek miyiz şu anda cevaplayamadığımız sorular içerisinde. Sipariş ettiğim birkaç bir şey var. Onları göstereceğim şimdi size. Aralarında bir tanesi hiç beklemediğim gibi bir şey çıktı ama göstereyim. Şimdi kendime bir söz verdim. 5 kilo daha verince kendime gerçekten AirPods alacağım. Ama sonra fark ettim ki İstanbul'a giderken kulaklığım yok. Hiçbir şekilde iPhone'a uyan hiç kulaklığım yok. Öyle Amazon'dan bakıyordum. Bir tane böyle kablolu vardı. O böyle 10 pound mıydı neydi? Sonra bu vardı. Ben bu kadar AirPods'a benzeyeceğini hiç düşünmemiştim. Hatta telefonuma bile direkt AirPods gibi bağlanıyor. Tabii ki de kalite olarak çok daha yani Çin malı. Ama 15 pound'a şimdilik bunları aldım. Hala kendime sözüm var. Bir 5 kilo daha verdikten sonra gerçekten gidip AirPods alacağım. Gayet bağlantısı falan aynı. Açtığım gibi direkt "Do you want to connect to AirPods?" falan dedi bana. Süper. Bu arada şu anda odamın hali bu. Gördüğünüz gibi her yerden bir şeyler dökülüyor. Çünkü boya badana yapmaktayız. Bilmem vloglarda görmüşsünüzdür yani. Burada çok büyük bir çatlak gibi bir şey vardı. Çünkü zamanında oradan çok yağmur aktı. Gördüğünüz gibi bugün onlar yapılmış. Yarın tamamen boyanacak. Yerler mahvoldu. Ofisi annemle tamamen topladık. Sadece bir masayla işte şu makinamı falan buraya aldım. Gördüğünüz gibi Asos paketlerim var. Şimdi onların içindekilere de bakacağım ben neler almışım. Hiç hatırlamıyorum. İstanbul için bir şeyler almıştım. Öyle bir karmaşanın içinde düğüne kaldı 3 hafta. Delireceğim. Tipim gerçekten kalk gidelim diyor. Tipim gerçekten kalk gidelim diyor ama kendime bir tane çanta aldım. Bunu aslında İstanbul için aldım ama gayet hoşuma gitti. Hem böyle siyah deri normal. Ayrıca bu şey çıkıyor. Uzun olan parçası. Böyle kullanabiliyorsun. Ve bir farklı hali de şurayı toplayayım. Şu şekilde kullanabiliyorsun. Dedim İstanbul'a giderken hem kol çantası olarak hem dışarı çıktığımızda kullanmalık gayet rahat bir çanta diye düşündüm bunu. ASOS'ta şu anda yani siz bunu seyrederken belki de stoktan kalkar ama şu anda 17 pound aldım. Gayet hoşuma gitti. Akşam saat bayağı geç olduğu için denemeli bir şekilde yapamayacağım bunu. Ama kendime şöyle bir pantolon sipariş verdim. Bol böyle paça. Yandan böyle zipi var. Bilmiyorum bana olur mu? Çünkü benim belimin orantısıyla basenlerimin orantısı hiçbir şekilde aynı değil. Ben onun için lastikli şeyleri daha çok tercih ediyorum. Deneyeceğim, bakacağım. Olmadı. Geri yollayacağım. Yani hiç problem değil. Bu birincisi. Zaten hep aynı şeylerden aldım bu arada. Işıklandırma biraz kötü olabilir. Gerçekten şimdiden özür diliyorum. Gördüğünüz gibi aynam falan her şeyim banyonun içinde. Her neyse. Bir sonraki sipariş ettiğim pantolon. Bu da aynı stil. Aynı bol böyle İspanyol paça. Ama bu lastikli versiyonu. Bundan daha ümitliyim. Öbürünü demin böyle bir üstüme giydim. Geri gidiyor. Hiç beğenmedim. Bu da ikinci aldım. Bunların hepsi 15'er pound muydu neydi? Bilmiyorum. ASOS'ta mı indirim var? Benim mi şansıma denk geldi emin değilim. Hep böyle İspanyol paça şeyler. Bir bakayım başka neler çıkacak buradan. Bunlar çok hoşuma gitti. Benim böyle bir pantolonum var ama paçası böyle.
Onun için topuklu ayakkabıyla güzel durmuyor. Ama bu tam ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten paçası falan süper. Bu da aynı ama tabii ki de hiç denemeden direkt geri gidecek. Ama belki üstüme denerim. Belki evde giymelik güzelse tutabilirim yani, olabilir. Ama bir önceki pantolon tam istediğim gibi böyle hem salaş böyle günlük bir style da yaratabilirim. Ama günlük için birazcık uzun. Birazcık değil, bayağı bir uzun. Ama topuklu ayakkabıyla yani tam aradığım pantolon diyebilirim. Ve sanırsam gerçekten 15 pound'du. Bir de böyle dışarı çıkmalık bir üst aldım. Yani dışarı çıkmalık gayet şık aslında. Yani İstanbul'a gitme şansım olmazsa bile bunu ve deminki giydiğim pantolonu tutacağım. Çok şık böyle bir kolyeyle falan. Gayet beğendim. Keşke böyle yaka bir elbise olsa tam bu düğünlere falan. Bu da sanırsam 10 pound mıydı, 12 pound mıydı neydi yani. Çok böyle pahalı bir şey değildi. Ve en son alışverişimin sonu. Ben aslında bu korse tarzı olan, çünkü bunun alt kısmı böyle korse gibi. Korse tarzı olan askılı bir tane de almıştım. Ama o yok. Siparişime tekrar bakmam gerekiyor. Onun haricinde denemeli alışveriş yapmayacağım dedim. Ve yine denemeli alışveriş yaptım. Bakalım bu vlogun geri kalanında anahtarlarımızı aldığımızı falan inşallah görürsünüz. Artık biz cinnet geçireceğiz. O kadar uzadı da uzadı bu olay. Öyle yani. Görüşürüz. Yine tipsiz ben. Şu anda Brankos'tayız. Korona testimi yaptırdım yarın uçağım için. Bakalım gidebilecek miyiz şu anda? İstanbul Karfırtınası nasıl, var mı yok mu, var mı yok mu gibi bir döngünün içerisindeyiz. Öyle yani. Hani damage done babe. Çabucak yemek yemeye geldik Kımrayla. Bu yok şak şak kız var mı canım? Brent Cross alışveriş merkezindeyiz. Şimdi yemek bölümüne çıktık. Bu alışveriş merkezi çok küçük, böyle hiç oh bir şey değil. Öyle şimdi buraya gireceğiz. Yani girmeye çalışacağız da sanki kapalı gibi görünüyor. Bir şeyler atıştıracağız. Şu anda içeri girmeden önce biz biraz bekletiyorlar. Ne yiyeceğimize karar veriyoruz. Ben komik olan, daha önce hiç bargamamızda yemek yemedim. Onun için Camilla dedi, hemen gidiyoruz. Hi honey. Bargamamızda bekledik bekledik. 2 saat almadılar içeri. Onun için hemen Nando's'a geldik. Şimdi burada çalacak bir şey yiyeceğiz. Oradan da çıkıp Ibo ile buluşacağız. Ve tavuk, yanında brokoli, salata. Camilla, what are they? What is this? Butternut squash, feta and grains. Like. And grains, okay. Soslar falan filan. Yemek falan yedik. Sonra Ebo ile buluştuk. Şimdi ben eve geldim. Ve yine siparişlerim var. Nikahım için Shein'den ayakkabı sipariş etmiştim. Ama sonradan e-mail geldi, dedi ki işte ayın 20'siyle 23'ü arasına gelecek. Benim nikahım 22'sinde. Onun için bir panikledim. ASOS'tan başka bir şeyler almıştım ama şansıma ayakkabı geldi. Çok böyle basit, nasıl diyeyim, Manola style. Manola diye bir markanın tarzında bir ayakkabı. Ama ben hayatımda asla beyaz ayakkabı giyeceğimi düşünmüyorum düğünümden hariç. Onun için çok da böyle aşırı para harcamak istemedim. Bunu nikahım için aldım. Gayet şık ve böyle tek tek şeyle geldi. Yani ASOS'tan aldığım ayakkabı bile böyle gelmedi. Geri kalanını bekliyorum siparişin. Shein'in buraya nasıl bir servis yaptığını anlamadığım, yarım yamalak geliyor siparişler. Ama geldi. Bakayım öbür paketlerden neler çıkacak. Bir sonraki siparişte damat ve arkadaşlarının nikahta giyeceği pembe kravatlar. Süper. Bunları Amazon'dan aldım.
tanesi 6 pound mıydı neydi? Gayet uygun. 4 tane aldım. İbo ve 3 arkadaşına. Bunların hepsi nikahta aynı giyecek. Düğünde zaten hepsi siyah giyiniyor. Bir de Asos'tan bir şeyler gelmiş. Dün pakette eksik olan şeyler gelmiş. Bir tanesi... Şöyle korse bir üst ama bilmiyorum bu buraları büyük gelir gibime geliyor bana ama deneyeceğim. Aldığım o siyah pantolonun üstüne İstanbul'a gittiğimde dışarı çıktığımızda giymelik almıştım bunu. Pek benlik değil ve dediğim gibi buraları birazcık şey oldu. Bir de bu kadar buradan böyle... It's not for me. Kendimi hala dev aynasında gördüğüm doğrudur. Kendime böyle beyaz bir gömlek sipariş verdim. Hani nikahımda kuaförde hazırlanırken, fotoğraflar açısından hazırlanırken böyle hani doğru düzgün dursun ama aynı zamanda hani iliklenip açılıp saçım hiçbir şekilde bozmayacak bir şey. Sanırsam... Hala 15 kilo verdiğimi kabullenemiyorum. Ya bu zaten oversize da. Bu bayağı bildiğimiz çuval yani. Gördüğünüz gibi. Onun için bu geri gidiyor. Bunun böyle bir 2 size altına almam lazım. Alışverişler bugünlük bu kadar. Yarın bilmiyorum İstanbul'a gidiliyor ama. Bakalım. Eğer uçuşlar iptal falan olmazsa. Akşam 36 saatliğine İstanbul'a gideceğim. İstanbul biletim iptal. Aslında gidecektim. Kar yağdığı için biraz böyle tedirgindim. Hani ya dönemezsem diye bugün anahtarları alıyoruz. İşte nikah 12 gün falan kaldı. Demet dedi yani saçmalama gelme. Hiç riske alma diye. Onun için biletimi iptal ettim. Bütün planlarım alt üst oldu. Planladığım her günüm başka bir şeye döndü şimdi ama şu anda evdeyim ve arkamda üstü kapalı halde duran bütün kına ve düğün eşyalarımı en azından kınalıkları bir boksa koyacağım, bir kutuya koyacağım. Onları ayarlayacağım şimdi. Evet, bildiğiniz gibi bu kırık gelmişti. Hemen Emine Hanım bana aynasından yolladı. Şimdi bunu buradan söküyorum. Odaktan. Ondan sonra yeni aynayı yerleştirip geri yapıştıracağım. Hadi hayırlısı. Şöyle kırmızı bir sıra geçirdim buradan. Çok düzgün olmadı çünkü bu gerizekalı şey şuradan sürekli uhu aktı. Şimdi şu kırmızı şeyi üstüne sereceğim ama önce şunu gerçekten bir silmem lazım. Finished. Anahtarları aldım.